girdi maliyetleri çiftçinin gelirinin azalmasına sebebiyet vermiştir. Hatay'ın Dörtyolu ilçesinde erkenci mandalina olan satsuma olgunlaştı. Kuraklığın etkileri mandalinada da hissedildi. Bir miktar geçen yıldan düşük. Kuraklığın getirdiği bir şey, meyveler boy yapmadı, büyümedi. Dolayısıyla bu da tonaja rekolte eksikliği olarak yansımış oldu. Kalite olması gerekenin daha altında bu yıl. Dörtyol ve Erzin ilçelerinde 200 bin dönüm narenciye üretimi yapılıyor. Fiyat yerinde sayıyor ancak girdi fiyatlarına yetişilmiyor. Bir olumsuzluk. Çünkü girdileri geçen yıla nazaran daha artmıştır. Ama satış fiyatları aynı kalmıştır. Bir de rekoltenin düşüklüğü. İnsanların cebine giren reel gelir daha azalmıştır geçen yıla nazaran. Dalında 1,5 lira olan mandalina pazar ve marketlere gidene kadar fiyatı artıyor. Ama ortalama fiyat 1,5 lira gibi düşünülebilir. Daldaki fiyatı. Tabii ki bu daldaki fiyatın üzerine 50 kuruş hasat işçiliği, 50 kuruş paketleme işçiliği, 50 kuruş minimum ambalaj malzemesi giderlerini düşünürseniz mal daha buradayken 3 liraya varıyor fiyatı. Büyük şehirlerde 3,5-4 liranın altında satılamıyor. Kazanlar Gıda Tarım Şirketi ortaklarından Osman Kazan, üretimde planlama olmamasından yakındı. Çiftçilerin yönlendirilmesini istedi. Çünkü çiftçi bilemiyor, tarlası var, ben buraya bahçe dikeceğim, ne dikeyim, hangi çeşit tür, nerede daha iyi oluyorsa, bunların çalışması yapılıp, o bölgedeki insanlara bunların dikilmesi salık verilse, çiftçi bu işten mutlu olacak. Talepten fazla üretim olduğu zaman fiyat düşüyor. Üretici zarar ediyor. Bunun önüne geçmek için planlama şart. Bu sene domates par etmiştir. Ertesi yıl çiftçi domates çok ekiyor. Biber az par etmiştir. Gelecek yıl hiç ekmiyor. Ertesi yıl bakıyorsunuz biber ekilmediği için çok fazla hara ediyor. Domates çok ekildiği için para etmiyor. Soğuk hava depoları sayesinde toplanan mandalinalar uzun süre muhafaza ediliyor. Daha sonra yurt içi ve dışına sevk ediliyor. Soğuk hava deposu. Ürünlerimizi böyle 2 ay kadar içeride depolayabildiğimiz modern bir depolama sistemi. Akabinde çıkan bu ürünler zamanı gelince dalda mal kalmadığı zaman ya da daldaki mal bozulduğu zaman piyasanın ürünsüz kalmaması adına sektörü tamamlamak adına yapılan bir işlem soğuk hava depoculuğu.